Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet, kolay gelsin, hayırlı işler arkadaşlar. Teşekkürler valicim. Pandemi kurallarına uyuyor muyuz? Bundan sonra yıldırına bakıyorum da. Hiçbir emare yok gibi duruyor. Kağıdımıza sürüyoruz. Dezenfektanımız masada geldi. Masada mı duruyoruz? Anladım. Biraz böyle dil iki yanı ayağa kaldırır şeyler konuyordu ya böyle. Onlar yapabilirsiniz iyi olur. Çünkü beraber mücadele edeceğiz. Şimdi siz... Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar. Karabük Valisi'ne. Hoş geldiniz. İyiyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Müşteri o kadar var şu anda. Kurallara uyuyoruz değil mi? Evet. Buradaki sandalyeleri bence en sıraya koymayın. Tebrik ediyorum. İyi bir tedbir almışsınız. Eldiven kullanıyorsunuz. Onu da sık sık değiştirin ama Allah bağlarına. Şartlar boyunca. Onun için vaka sayılarımız da buralardan çıkabilir. Dikkat ettiğimiz müddetçe inşallah azaltacağız ve bitireceğiz. Yani şuralar mesela çok yakın. Şuralar yakın olduğu için bunların... Boş veren sorunu yok. Yani. Kurallara uyuyoruz değil mi? Tamam mesela şurada kaç kişi oturabilir şu aranda? Gidelim birkaç dört kişi geldi. Hadi beş kişi geldi. Sekir oldu. Burada oturmak istiyorlar. Yoksa giderim diyorum. Yok hemen gideceğim. Bugün İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla bütün ülkede 81 ilde aynı anda gün boyu denetimler yapılıyor. Dün arkadaşlarımızla beraber çıktık, denetleme yapıyoruz. Bu sefer farklı bir şey yaptık. İlçeye geldik, Safranbolu'ya geldik. Safranbolu'da özellikle kafeteryaların fazla olması sebebiyle bir de pazar ziyareti yaptık. Çünkü orada da bir kısım bir araya gelmeler sıkıntıdan olabileceği diye. Eksik gördüğümüz eksikleri arkadaşlarımıza söyledik. Onların denetimini, takibini yapacaklar. Bundan sonraki süreçte de vakaların kontrol altına alınıp düşürülebilmesi adına denetimlerimiz daha önce de söylemiştim. 1 Haziran itibariyle başlayan kontrolü sosyal hayat nazaretinde denetimlerimiz sürekli yapılmakta ama her hafta son 1,5 aydır her hafta özellikle bizler idareler olarak çıkıp denetleme yapmaktayız. Neredeyse 40 bine yaklaşan bir denetim sayımız var. Bütün işletmelere onlarca kez gidip denetimlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar vasıtasıyla denetimler yapılıyor. Gördüğümüz eksiklikleri ilk başlarda ikaz ediyorduk ama bundan sonra ceza kesmeye başladık. Vatandaşlarımızın özellikle artık belli bir bilince ulaştığını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle mücadele ettiğimiz takdirde inşallah bu virüsle mücadelemiz başarıya ulaşmış olacak. Şu ana kadar 30 bine yakın özellikle test yapıldı. Testler sonucunda da vakalar tespit edildi. Son ekipleriyle beraber de temasları neredeyse dedektif hassasiyetiyle tespit edip onları da kontrol altına alıyoruz. Mücadeleniz inşallah bu şekilde devam ettiğinde vatandaşlarımızın da duyarlılığı hassasiyeti artarsa ya da ne diyeyim devam ederse
kısa sürede bu işin içerisine gelmiş olacağız.